Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi atıkların doğada yok olma sürelerini anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Atıkların doğada yok olma süreleri. Bazı atıklar vardır ki doğada binlerce yıl bile yok olmazlar. Bu tür atıkların verdiği zarar dünyanın ekolojik dengesini çok büyük tahrifata sebep olmaktadır. Düşünmeden denize veya sokağa atılan çöplerin çevreye ve doğal yaşama ne derece zarar verdiğinde farkında mıyız? İnsanoğlu yarattığı bu atıkları ne kadar sürede yok oluyor? Strafor 5000 yıl, 2 milyon yıl. Cam şişe 4000 yıl. Plastik 1000 yıl. Poli üretan sentetik fiberler, yapıştırıcılar, halıların alt üst ve sert plastik contalar 1000 yıl. Telefon kartı 1000 yıl. Kaset 100 yıl, 1000 yıl. Su boruları 1000 yıl. Balık oltası 600 yıl. Bebek bezi 550 yıl, plastik tabak 500 yıl, pet şişe 400 yıl, deterjan 400 yıl, pil 300 yıl, alüminyum 100 yıl, çakmak 100 yıl, tahta parçaları 15 yıl, kutu kola 10 yıl, ciklet 5 yıl, 25 yıl, boyalı tahta 13 yıl, yün çorap 4 yıl, kont Rıplak 1,3 yıl arası, sigara izmaritleri 1 yıl 2 yıl, yün 1 yıl 2 yıl, ip parçaları 3 ay 14 ay, bez parçası 6 ay, pamuklu kumaş 1 ay 5 ay, meyve artıkları 3 ay 6 ay, gazete 3 ay, karton süt kutusu 3 ay, elma çöpü 2 ay, kağıt havlu 1 ay, mendil 2-4 hafta. Geri dönüşüm neden önemli? Doğada atılan atıkların %60'ı boya ve boya üzerinde oluşuyor. 1 ton beyaz kağıt geri kazandırıldığında 16 1 ton kullanılmış gazete kağıdı geri kazanıldığında ise 87 adet çam ağacın kesilmesini önüne geçiliyor. Geri kazanılan her bir ton cam sayesinde yaklaşık 1000 litre petrol tasarrufu ediliyor. Metal ve plastik geri dönüşüme yeniden üretime oranla %95 enerji tasarrufu sağlanıyor. Türkiye'de çöp miktarının yaklaşık %15-20'sini geri kazanabilir atıkları oluşturuluyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon ton kağıt gereksiz yazışmalar için kullanılıyor. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.